بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أول من دون في علم الحديث رواية علم الحديث رواية على إلك يزان إلك تأليف يبان كشي Yani hadisleri ilk yazıya döken kişi kimdir? Sonra bu nasıl ilerleme kat etmiş? Hangi aşamalardan geçmiş? Ta günümüze ulaşmış. Bundan bahsedeceğiz. Evet. Bu alanda biliyorsunuz. Yani hadis ilmi rivayeten alanında ilk yazıya bunu hadisleri yazıya döken Abdullah İbni Şihab Zühri'dir. Bu alanda ilk o telif yapmış ve bu hadis Peygamber Efendimizin hadisini yaz ilk döken de odur. Ee, halife Ömer bin Abdülaziz'in emriyle tabi e, ilk yaz döküyor. Evet. Evvelu men ilk kişi ilk kişi şahıs devvenel hadise hadisi yaz döken Peygamberimizin Efendimizin hadisini yaz döken ilk kişi Muhammed bin Müslim bin Ubeydillah bin Abdullah bin Şihab el-Zuhri el-Medeni. Evet, İbn Şihab el-Zuhri diye tanınıyor daha çok. Muhammed ismi Muhammed'tir. O da Müslim'in oğlu, o da Ubeydullah'ın oğlu, o da Abdullah, Abdullah da Şihab'ın oğlu. El-Zuhri kabilesine mensup, el-Medeni ve Medinelidir. Ehadul eimmetil a'lam. Biler bayrak olan bu alanda yani ee, bu işin sembolü olanlar imamların imamlardan bir tanesidir İbn Şihab ez-Zühri. Ve alimul Hicaz ve Şam. Şam ve Hicaz'da tanınmış, tanınan bir alimdir kendisi. <laughs> tabi devvene bi emri Ömer'e Abu bi emri Cemacu devneme Bu alanda ilk eser yazan, ilk bu hadisleri yazıya döken e, İbn şihab ez-Zühridir kimin emriyle hadisleri yazıya döküyor? Bir emri ıı, Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhuma. Halife Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhuma'nın emriyle yazıya döküyor. <laughs> 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 Kemara ve Ebu Nuaym nasıl Ebu Nuaym rivayet ediyor min tarik Muhammed bin Hasan Muhammed bin Hasan tarikiyle onun yoluyla ıı, rivayet ediyor. An Malik o da Malik'ten rivayet ediyor ennehu kal. İmam Malik şöyle diyor. Diyor ki, evvelu men, evet, evvelu men devvenel ilme, bu ilmul hadis rivayeten, bunu ilk yazıya döken kişi, İbn-i İbn Şihab, yani Ez-Zühriye... İbn-i Şihab Ez-Zühri... ilk bu alanda hadisleri yazıya dökmüştür. Evet, bakın, şöyle bir konuya değineyim. <laughs> Sahabeler döneminde Yemame Savaşı'nda Hazreti Ebu Bekir bakıyor ki, onun halifeliği döneminde bakıyor ki sahabeler, hafız sahabeler, Kurana ezber olan sahabeler o şe savaşta yani Yemame Savaşı'nda baya şey düşüyorlar. Buna hemen bir tedbir alıyor. Çünkü Kur'an hafızları eğer daha Kur'an yazıya dökülmemiş yani böyle hani böyle bir toplu derli halde bir kitap hani dönüşmemişti hemen acil bir tedbir almazsa diğer sahabeler de şehit edilirse veya eceli gelip vefat ederlerse Kur'an yeryüzünden kalkar korkusundan ötürü hemen acil bir tedbir alaraktan bütün Kur'an hafızlarını topluyor ve Kur'an-ı Kerim'i bir mushaf haline getiriyor bir heyet yoluyla Kur'an'ı bir mushaf haline getiriyor, kitap haline getiriyor. Bakın zamanında ve yerinde tedbiri acil tedbir aldığı için o tehlikeli neticeye engel oluyor. Sonra ileriki dönemlerde Halife Ömer bin Abdülaziz döneminde radıyallahu anhu e, bismillah, onun döneminde de bu sefer hadis hafızları hadis ezberleyen e, sahabeler azalıyor onlar vefat ediyor vesaire falan bu sefer ilim ortadan korkar, kalkar korkusuyla kalkıp hemen e, dört bir yana e, bütün her tarafa haber salıyor. Emirler gönderiyor. Kim e, yanında ne hadis ezberse onları yazıya döksün. Bu işte görevli bazı alimler görevlendiriyor bu işin ehli. Onlara da diyor ki e, kendi çalışan hepsi emridi. Diyor siz de araştırın bu hadisler e, sahih olanların ve, ve o hadisler peygamberin hadisi ise ali hadisi ise hemen yazıya döksün onlar. <laughs> zamanında bak ve yerinde aldığı tedbir sayesinde o sayede ilim ortadan kalkmıyor. Yoksa eğer o tedbir almasaydı bu peygamberimizin hadislerini yazıya dökmeselerdi ta günümüze kadar artık bu kutubi sitedir, kutubi saadir vesaire bu hali artık gelmeselerdi hadise ne olacaklardı? O hadis ezberlemiş olan sahabelerin o hafızların vefatıyla hadis o ilim ortadan kalkacaktı. İşte Allah ondan razı olsun. Ömer bin Abdülaziz halifeli döneminde bu acil tedbiri sayesinde, bu yerinde, yerli yerinde bu tedbir sayesinde o e, tehlikeli bir neticeye e, varılmamıştır. Şu an günümüzde de hafızlara mesela ciddi bir teşvik var. Hafızlık kötü bir şey değildir. Hafızlık haddi güzel bir şeydir. Ama ilmin önüne geçirilmemesi e, gerekir. Şu an hafızda ciddi bir teşvik var. Mesela diyelim ki öğlen alımlarda tamamen e, hafızlık belgesi olanlar kategorisinde çok ciddi bir alım var. Hafızlık kategorisi olmayanlar e, az bir kategoriye sahip. Efendim söyleyeyim hafız olan bir kişi o hafızlık belgesi onun mükteseb puanı e, etki ediyor. Hafızlık belgesi olan kişi <laughs> o kişinin e, mesela nakillerde o alanda da, e, kurum için nakillerde hafızlık bölümünden daha fazla alım var. Mesela Kur'an kursu üreticilerine vesaire diğer alana geçmede hafızlık e, daha fazla var. Hafızlık belgesi olanların e, bunlar mesela Kur'an kursu üreticileri olduklarında ek dersleri mesela diğerlerine göre daha fazladır. Bütün bunlar tamamen hafızla teşviktir. Mesela medreseler örneğin Kur'an kursları, hafızlık e, eğitimi olmanın medreseler Kur'an kursları bunlar gündüzü ancak açabilir. E, yatılı olarak açamazlar. İşte bütün bu e, e, hepsi hafızlı bu imtiyazlar hepsi hafızlığa teşviktir. Hafızlı hadizada kötü bir şey değil ama ilmin önüne geçilmiş oluyor bu teşvikler. Mesela e, bu şekilde medreselerde Arapça, Kur'an kutusunda Arapça eğitimi, bu dini eğitim bu gittikçe ilmi eğitim teşviki azalacak. Tamamen öğrenciler sadece hafıza alana yönelecekler. İlmi eğitim azaldığı zaman bu medrese eğitimi azaldığı zaman tamamen hafıza ağırlık verildiği zaman gün gelecek bütün mesela her yere ilmi eğitim, bu mesela Arapçadır veya ilmi eğitim almamış kişiler bunlar köylere imam olarak atanacak, ilçelere imam olarak atanacak ve daha en ufak hanefi fıkı dediğimiz nurul idahı açıp okuyup mana yapamayan kimseler. Ee, Şafi mezhebinde en ufak kitap dediğimiz hani iptidai bir kitap olan gayetül ihtisarı okuyup mana yapamayan kimseler e, halkın soruları olacak. Bunlara soracaklar. Bunlar e, kalkıp e, kendi kafalarına göre bir gayri ilmin fetva verecekler. Fetva verecekler. Böylelikle hem kendileri e, dalalete girmiş olur hem de başkalarına dalalete sürüklemiş olurlar hadisin ifadesiyle. Mesela hadis hadise gelecek. Fesui onlardan sorulur feftav Fe bi gayri ilmin. Onlar e, ilme, ilme dayanarak değil, ilme, ilme dayanmaksızın fetva verirler. Fadallu ve adallu. Hem kendileri dalalete olur hem de başkalarını da sürüklemiş olurlar. İşte bunun çaresi nedir? Bunun yegane çaresi şudur medrese eğitimine e, teşvik yapılacak hafızlık nasıl ki belgesi, diyanet e, yaptığı mülakat yoluyla o belgeyi veriyorsa <laughs> medrese eğitimini tamamlamış kişilere onları mülakata çağıracak sarf, nahif, mantık beyan, bedi, maani, veda e, münazara, belagat hadis, hadis usulü, fıkıh fıkıh usulü, siyer, tefsir, ilim, Kur'an bu alanlarda onları mülakat alacak o mülakatı kazanan kişilere de ilmi belge verecek. İlmi icazet belgesi. Yani hafızlık belgesi o ilmi belge. Hafızlık ilmi. Bu ilmi belgeyi alan kişi, diyanetten bu belge alan kişi, hafızlık belgesi alan kişiye tanınan bütün imtiyazlara tabi tutulursa, o zaman ilme bir teşvik olur. Ve diyanet, bak hafızlık belgesiyle ilmi belgeyi Mesela en azından hiç olmazsa ikisinin eşi seviyeti tutsun. Bu belgelerden herhangi bir tanesine sahip olan kişiye aynı imtiyazları tanısın. Fakat hem hafızlık belgesi hem de ilmi belgeye sahip olan kişilere ise daha fazla imtiyaz tanısın ki ilme ciddi bir teşvik rağbet sağlanmış olsun. İnşallah ümidimiz umudumuz yani budur ki böyle bir çalışma olur. Rabbim bu çalışma yapacak olanlardan şimdiden razı olsun. İnşallah güzel bir çalışma olur. İlme teşvik artar. Yani e, diyelim ki örneğin e, kül, bu e, akademi e, mesela eğitim e, açılmış. O var e, ilmi için dese o yeterli değil. Çünkü temelde orası için orası e, ihtisas bölümü tarzında temeli olması lazım. Öğrenciler medreselere teşvik artması lazım. Temellerini sağlam almaları lazım ki yarın öbür gün bu temeller üzerine binalar oluşturabilsinler. Temel medreseden, medrese eğitimden geçiyor. İşte Allah kendisine razı olsun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu zamanda gerekli tedbiri aldı. Ömer bin Abdüaziz zamanında e, e, tedbirini aldı. Şimdi de sıra Bizlere düşüyor Bizlerde ilim kaybolmasın diye Acilen tedbir almamız lazım Yoksa alimler Vefat ediyor Yani mesela bu, bu kaç yıldır e, 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 O kadar alimler Vefat etti ama Vefat eden alimlerin yerini kimse doldurmuyor Yani böylelikle alimlerin Vefatıyla artık ilmi eğitimi Verecek kimse kalmayacak ve ilim Yok olacak böyle tehlikeli bir sürece Girmemek için hemen e, Acilen tedbir alması gerekiyor ve bu durum yani bu Muhammed bin Müslim bin Abdülله bin Abdullah bin Şihab ez-Zuri bunun bu uh, 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 tadvin yapması bunun tedvini uh, 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 sebebi şudur en el müminin müminlerin emiri halifesi Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhu lamma ra'a görünce hamaletü'l hadisi hadis hafızlar hadis taşıyıcılar yani ve hafızı at tefsir. Hadisi ezberlemiş olan o hafızları görünce yezhebune bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Ama dune en yahulfahum geride bırakmıyorlar. Men o kişi ki huve o misluhum kendisi gibi olanlarını ardılarından bırakmıyorlar. Daha doğrusu onlar gibi olmaya çalışan kimseleri bulamıyorlar. Kendileri gibi kimse yetiştiremiyorlar. O bir de vara vara ee, o Umar bin yine gördü ki eyden aynı şekilde gördü ki intişar al bid'i vel ehvai baktı ki bid'atlar yayılmış her tarafa bunu görünce hemen acilen tedbir aldı ketebe ile ummali çalışanlarına mektup yazdı fil emsari şehirlerdeki çalışanlarına mektup yazdı ve ulema afak her bir taraftaki alimlere mektuplar yazdı ve emrahum ve onlara emretti an yektubu yazmalarını emretti hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve ala ve selam. Peygamberimizin hadislerinin yazmalarını onlara emretti. قال البخاري في صحيحه iman Bukhari, e, Sahih Buhari kendi kitabında şöyle bir başlık atmış. Babun keyfe yuqbadul ilmu. İlim nasıl kalkar? İlim nasıl yok olur? Böyle bir başlık atmış. Tabii o hadisi burada söylemiyor. O Buhari için hadisi şöyle almışım. Buraya size okuyayım. Hadiste diyor ki İnna <laughs> Allah la yakbidul ilme. Allah Teala ilmi kaldırmaz, yok kabzetmez etmez, yok etmez. İntizaan yentezi'uhu min sudurul ulema. Alimlerin kalplerinden o ilmi söküp almakla ilmi yer yüzünden kaldırmaz. Velakin yakbidul ilme bi kabdul Fakat ilim nasıl oradan kalkıyor? Alimen <laughs> vefatıyla ilim ortadan kalkıyor. Hatta eğer ilim yok olsa, artık alim kalmayacak. İttekazen nâsû rûûsen cühâlen. İnsanlar cahil önderler edinirler. Fesu'ilû. Ve o kişilere su sual edilir. Feeftâû bi gayri ilmin. Onlar da bilgisizce cevap verir. Yani herhangi ay yani daha e, gayet gayet lüksar mana yapamıyorlar. Minhaj, minhajü talibin tarzı cevaplar vermeye çalışıyorlar. E, halbuki daha gayet usta okumamışlar. İşte bi ilmin fetvalar verirler. Fadallu kendileri de dalata olur ve adallu başkalarını da saptırırlar, onları da dalata sürüklerler. Allah muhafaza etsin. Acil gerçekten bir tedbir alması lazım bu duruma. Artık nasıl alınacaksa, bizim söylediğimiz bir, bir, bir tavsiye şekliydi. Daha mükemmel hali de olabilir yani. Ve Ömer bin Abdülaziz, Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh yazdı, mektup yazdı. ila Ebi Bekir bin Hazm, Ebi Bekir bin Hazm'e mektup yazdı. Dedi ki, unzur, bak, Mekanin araştır alamında. Mekane <messizlik> min hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin hadisi olanlarını, olanları incele. Fektubu onları yaz. Hangisi peygamberin hadisi ise onu yaz. Fe çünkü ben khiftu korkuyorum durusel ilmi. İlmi derslerin yok olmasından korkuyorum. O ve zehabel ulema alimlerin gidişinden korkuyorum. Ve la tekbel kabul etme illa hadisen nebi sallallahu aleyhi ve ve sellem. Sadece Resulullah'ın hadisi olanları kabul et ve yuhşu el ilme ilmi yaysınlar onlara bu şeyi emretti ve yeclisu e, otursunlar bütün herkes otursun e, hatta yualleme öğrenene kadar kendisine öğretilene kadar men alımı, ya'lemu bilmeyenler onlara bildirilene kadar bilmeyenlere bildirilene kadar hep e, otursunlar o e, ilmi hadisen o meclis, hadis meclislerinde otursunlar. çünkü feinnel ilme çünkü ilim la yehliku yok olmaz hatta yekun gizlen gizli olan gizli olana kadar. Ne zamanki gizli oldu, o zaman yok olur. İlim gizlenmeyene kadar e, yok olmaz yani. Vara Ebu Nuaym fi tarih İsbahan. Orada tarih İsbahan adlı kitapta Ebu Nuaym rivayet ediyor. Diyor, tabi bilavzi şu lafızla. Diyor, Ketebe Ömer bin Abdülaziz yazmış ile afak ufuktaki uçlardaki her bir alimlere her bir çalışanına haber göndermiş haber salmış demiş onzuru araştırın hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Resulullah'ın hadisini araştırın o ve ve ne yapın cem o hadiseleri hepsini bir araya getirin diye emir salmış onun emri üzerine artık bir dahaki derste inşallah işleyeceğiz alimler şu 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 şöyle kitaplar telif ediyorlar diyeceğiz وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين